var. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. 2010 yılında Sıkıntı Yok albümünü çıkartmıştı. Ama ben burada bugün ne okuyacak bilmiyorum yani. Sanatçımızın ne okuyacağını ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak. 2014'te Tırıvırı adlı albümünü çıkarttı. Ondan sonra biraz araştırdığım kadarıyla bağlama falan da daha da çok ilgi duymaya başlamışız. Evet. Şimdi ben güzel sesi ve yorumuyla yine aynı şekilde Erbağ coşkusuyla davet edeceğim. Alkışlar Turgay Saka için geliyor. Hoş geldiniz. Yine sizin de aday numaranız bir numara. Bir numara mikrofon sizde, buyurun. Burası bana hiç yabancıydı, biliyor musun? Daha önceden katılmıştım. Evet. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bu güzel organizasyonu yapan, önce olan, önder olan sevgili belediye başkanımızdan kuvvetli alkış istiyorum. Bugün tanıdım kendisini, iyi ki tanıdım dediğim insanların arasına çoktan girdi. Öyle tahmin ediyorum ki sizler için de öyledir diye düşünüyorum ama daha kuvvetli bir alkış hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi yaklaşık bir ay önce sevgili Ferah Seyidan'la birlikte bir şarkı çıkarttık ve şu anda 2,5 milyon izlenmeye ulaştı. Bir onu playback yapalım, sonrasında canlı bir şey söyleyeyim. Ferah sadece üçüncüye. Ne yaptık ya biz? Beğendiniz mi şarkıyı? Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Son durak, hadi inin aşağı. Oradan da bana neler söylüyor, bak son durak inin aşağı. İnmem, daha söylemeye devam edeceğim. Erbağ için söyleyeceğim, ben de canlı söyleyeceğim. Harun abi nasılsın, iyi misin? Bugün o kadar çok isim duydum ve o kadar onur ve gurur duydum ki seninle. Yemin ediyorum. Daha kuvvetli bir alkış hak etmiyorum bu adamlara. Çünkü çok önemlidir böyle, hani memleketi unutmamak gerekiyor. Doğduğun yeri unutmaman gerekiyor. Unutmayanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki hepiniz YouTube'a gireceksiniz. Bu şarkının altına Erbağ yazacaksınız. Ve orada Erbağ'ı yaşatacağız. Hazırız değil mi bunu yapmaya? Harikasınız. Ve şimdi söyleyeceğim şarkılara eşlik etmenizi istiyorum. Hepinizin bildiği şarkılar. Bir slow şarkı yapalım. Yalan, vedan, yalan bana.
Ne kadar güzel kişiyorsunuz ya, yemin ediyorum var ya, programın başından beri orada Burcu'yla konuşuyoruz. Ya diyorum, ne kadar böyle isteyerek, böyle eğlenmeye, o keyifli anı yaşamaya gelmişler diyorum, değil mi Burcu? Vallahi billahi tebrik ediyorum. Erbay'a ilk defa geldim. Biraz dolaşma fırsatı buldum. Şöyle baktım, içten ve samimi insanların bulunduğu bir yer olarak gördüm. Siz de öyle düşünüyorsanız, Erbay için kuvvetli bir alkış yapın bence. Evet, işte bu. Şimdi, bir tane daha okuma şeyimiz var mı şu an? Bu arada ben de heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Ben de Zonguldak'tayım bu arada aslen. Orada bir ses yarışmasına katılmıştım. Aynen bu şekilde bir konsept. Bugün konuşmuştuk başkanım, hatırlarsınız. Ya dedim ki, bu tesadüf olamaz herhalde. Ve başkanım bizleri davet ettiğinde Harun abi aracılığıyla. Seve seve gelirim, koşa koşa gelirim. İki günden beri 3 saat uykuyla duruyorum ama Erbağ için gelirim dedim. Sonuç olarak buradayız. 90'lardan yapalım bir şarkı, ne dersiniz? Yapalım değil mi? Ama işçi geleceksiniz. Okey. Ay 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 ay. Şimdi sizin plaketinizi de takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Namık Ateşi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Bu arada yarıda kaldı, ben şarkıya girdim. Bu platform bana hiç yabancı değil, neden biliyor musunuz? Ben de böyle bir yarışmada birincilik elde ettim. O yüzden az sonra birinci olacak arkadaşımızı çok merak ediyorum. Benim bir favorim var ama söylemeyeceğim tabii. Bakalım o olacak mı olmayacak mı? Harun abiyle konuş çıkarttı. Eğer o birinci olursa diyeceğim ki tamam ya, ben bu işi biliyorum. Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Alkışlarla onluyoruz. Çok teşekkürler.